Elif hazır mısın? Elif, ne oldu sana? Kenan, sancım başladı. Bebek ismimi geliyor. Elif, sakin ol. Tamam, bak bana. Sakin ol, tamam mı? Şimdi derin nefes al. Derin nefes. Hadi bir tane. Çok erken. Kenan, daha çok erken böyle olmaması gerekiyordu. Çok korkuyorum. Korkma bir saniye. Korkma, korkma. Bak ben buradayım. Ben yanayım. Korkulacak bir şey yok. Elif. Elif ne oldu? Sakin ol, tamam mı? Tamam. Kenan. Beni bırakma ne olur. Beni bırakma. Hiç bırakır mıyım hayatım? Elif'im. Bırak nişan. Elif. Elif, bir tane, bir tane, Elif, Elif. Hayırlı günler baba, kolay gelsin. Hayırlı günler kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. İşin varsa müsait değilsen ben sonra geleyim. Yok kızım, gel. Koyunların asıl sahibi geldi. Emaneti ona vermeden önce bir maraz ihtimaline karşı kontrol ediyorum oyunları. Senin derdiğin sahibi kime ait? Baba. Baş gündür içimde bir sıkıntı var. Böyle sanki böğrüm mengeneyle sıkıyorlar gibi hissediyorum. Hayır olsun inşallah. Bol bol İnşirah suresi okusaydın. Okudum baba, okumam mı? Hayır bile yaptım. Yani tam geçti dedim. Ben dün gece bir rüya gördüm. Kimseye bir şey diyemedim. Örneğin bilemedim baba. Bu gördüğün rüya Elif kızımla mı alakalı? Öyle. Başka kim olacak ki? Şimdi baba, ben bir odaya giriyorum rüyamda. Odada eski bir beşikten başka bir şey yok. İçinde bebe var gibi kendi kendine sallanıyor. İşte etrafıma baktım kimdir sahibi diye. Kimse yok. Beşiğe yanaştım. Böyle bir tastan usul usul süt dökülüyor üstüne. Sütün rengi giderek koyulaştı. Kapkara oldu baba. Ev nasıl da beşiğin sallanması durdu. Allah aşkına rüyamı hayra yor. Alimler rüyada süt görmenin çeşitli anlamları olduğunu söyler. Bunu hayra yoran da var, şerre yoran da. Elif kızımın içinde bulunduğu zor durum seni endişelendiriyor. Böyle rüyalar görmen normal. Gönlünü ferah tut. İbadetini artır. Onun bu zorlu zamandan yavrusuyla geçebilmesi için bolca dua et. Doğru diyorsun baba. Bu adam başka sığınacak iman yok. Ben Elif'imle Kenan'ım sağlıcakla bebeğin kucağına alınca adak adadım biliyor musun? İnşallah adama nasip olur. İnşallah kızım. Sıhhat olsun, gerisi halledilir. Thank you.
Pınar şimdi? Buraya gelirken kendinde değildi, baygın haldeydi. Ama çok erken bu. Anne açısından da bebek açısından da çok riskli bir durum. Biliyorum, biliyorum. Her şeyin farkındayım. Kanaması vardı zaten ya. Çok kan kaybetti. Bülent, şey yapamaz mıyız? Ambulans helikopterle falan İzmir'e nakletsek? Kenan, kanaması da var diyorsun. Şu an bu dediğin çok tehlikeli olur onun için. Doğumu hastanede yapması lazım. İyi de yani bunu atlatabilir mi bilmiyorum Elif. Ya Bülent, sizin girmeniz lazımdı ameliyata. Beni de almıyorlar zaten. Biliyorum Kenan, biliyorum. Ama artık çok geç. Kaptan, lütfen inancını kaybetme, tamam? Bak, bitmiş bir şey yok henüz. Tamam, tamam, sağ olun, tamam. Abi. Abi ne oluyor ya? Elif nasıl? Doğumu aldılar şimdi. Çok kötüydü. Çok fazla kanaması var. Böyle olmaması gerekiyordu Mesel. Benim de tam bir şey gelmiyor şimdi. Tamam abim, bırakma sen kendini, tamam mı? Bak, Allah'tan ümit kestirmez. Tamam, sen bırakma kendini. Abi, bak Elif güçlü kız. Başaracak, göreceksin. İkisi de çıkacak sağ salim ameliyattan. Bebeğinizi güzelce alacaksınız kucağınıza, bak görürüz. İnşallah. Tamam, tamam. Aa, döndü. Ne arıyorsun burada? Dibimizden geçiyorsun. Bizi gördüğün yok. Kusura bakma Eltim. Yani ben dalmışım öyle. Ya Eltim, inanır mısın? Demiş, senden bahsettik. İyi insan lafın üstüne diye boşa dememişler Eltim. Dedik ki şöyle üç elti oturalım, bir kahve çay neyin içelim. Hoş, benim artık Halime abayla dünürlük bağım da eklendi ama ben gene elti demeye devam. Dede. Bu sefer bana müsaade Eltim. Ben eve geçeyim. Size afiyet olsun. Aa, o niye o? İki dakika şöyle geçiverelim. Zaten yüzünü gören cennetlik. Evden çıktığın yok. İstemede içeriz inşallah kahveleri. Ya biliyorum Elif evde. Aklım onda kalıyor. Yalnız bırakmayayım istiyor. Eltem, sen hiç iyi görünmüyor. Neyin var? Halime baba doğru söylüyor. Yüzün kireç gibi. Haydir inşallah. Eyvahlar olsun, döndü. Koş yetiş. Ne oldu Sevim abla, ne bu telaş? Elif, Elif hastaneye kaldırmışlar. Ağırmış durumu. Doğumu daha var dedilerdi. Elif. Bebek. Allah'ım sen var o. Eltim sakin ol. Sakin ol. Eltim dur, bir şey Eltim, olmayacak. Dur, dur. Nabız çok düşük doktor bey. Çok kan kaybetmiş. İki ünite daha kan isteyelim. İhtiyacımız olacak. Bebek kanala inmiş. Hastanın durumu stabil değil. Acele etmemiz lazım. Kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay vay.
Ben dertliyim diye de gitme şikayet. Sevdiğim vefasız vay vay. Nasıl iyisin ya? Betim beni sana atmış. Gel benim yüzüme bakmış. Vay vay. Yok ya, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bir sıkıntı yok. Yok canım, ben miyim? Merak etme. Aman aşkı sende böyle cefan, azı gelir, azı gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay. Günlerde tez gelir geçer, vay geçer o. Seni bilen bir günde kıymatın biçer, ölürüm muhalef. Vay gurbet yetmez mi vay vay. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir, yaz gelir, vay vay. Canım canım yakma çıramı. Abi
Abi dur. Dur abi. Ya beni de götür. Ya sen de gir. Ateşin aşkına da canım canım yakma çıramı. Ben hep ölüyorum. Ya beni de götür. Ya sen de gir. Kabul etsin. Sağ olun. Hanımlar, ne arıyorsunuz? Buyurun ben bebeğin lohumları. Hadi gözün aydın. Kurtulmuş geleli. Bebek de iyiymiş çok şükür. Çok şükür, sağ olun. Allah kabul etsin. Kabul etsin. Bunu tekrar. Bir de ne daha alsaydınız? Yeter, çok şükür. Aa, döndü. Lokum mu dağıtıyorsun? Evet öğretmenim. Allah kabul etsin. Sağ olun, buyurun. Anneyle bebek nasıllar? Ay iyiler, iyiler çok şükür. Bebek bugün kuvezden çıkıyormuş. Aa öyle mi? Hadi gözün aydın. Sağ olun. Döndü. Efendim öğretmenim? Sen iyi misin? Biraz huzursuz gibisin. Doğru diyorsunuz öğretmenim. Yani içimdeki bu huzursuzluk bir türlü geçmedi. Aa canım geçer. Çok yoruldun. Geçer geçer. Tekrar hayırlı olsun. Allah kabul etsin canım. Sağ olun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun.
Kenan. Kenan. Herifim. Yanındayım ben. Ne oldu bana? Neredeyim? Hastanedesin bir tanem. Bebek. Bebeğim. Bebeğim nerede? İyi mi? Yaşıyor mu? Bir tane bebeğimiz yaşıyor. Sağlığı iyi. Sen de iyisin. Her şey çok iyi geçti. Bitti bir tane. Kurtulduk. Kırabilir miyim onu? Erken doğum olduğu için küvezde tutuyorlar. Yani buraya getirmemize izin vermezler. Biz gitsek ne olur Kenan? Ne olur gidelim. Kızımı görmek istiyorum. Lütfen. Sana benziyor. Hele kokusunu bir duysam. Çok güzel. Çok güzel bir bebek. Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Adı da kendi gibi güzel. Çağla. Bizim kızımız.